Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber değişik, güzel, efsane bir konseptle beraberiz. Eğer arkadaşlar bu videoya önce bir ne videosu olduğunu söyleyeyim. Bu videoda arkadaşlar dünyanın en iyi şut çeken takımını kuracağız. Tabii ki çok fazla coins harcamadan kurulabilecek en iyi şut çeken takımını kuracağız arkadaşlar. Ve bu videoda sizlerden tam 3500 beğeni bekliyorum. Herkes like butonuna basarsa çok rahat bir şekilde geçebiliriz. Biliyorsunuz dün videoyu yetiştiremedim. Gerçekten abi artık video çekecek konu bile bulamıyorum. Like'larınız, destekleriniz ama bana dün canlı yayını yaptırmaya başardı. Gerçekten hani her gün bir şeyler yapmak istiyorum sizler için, destekleriniz için. Bu videoda 3500 beğeni geçerse bu seriye devam edeceğiz. Kadro kurma serisine gerçekten çok daha efsane kadrolar olacak. Bu arada bir sonraki videoda ne yapalım bunu da yorumlara yazın. Bugün dünyanın en iyi şut çeken takımını kuracağız. Bakalım kimler varmış. Ben de daha yeni öğreneceğim. Normalde önceden hazırlanıp geliyordum ama şimdi daha yeni öğreneceğim oyuncuları ve bakalım kimler var arkadaşlar. Dediğim gibi herkesten like bekliyorum. Hiç zamanınız almıyor. Bunlar bedava. Like butonu, beğen butonuna basıyorsunuz ve bu kadar basit arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz, yeniyseniz 100.000 artık çok az kaldı. 95.000 olduk. Herkes abone ol butonuna basabilir. Hoş geldiniz diyorum bu arada yeni gelenler. Abone olursanız sevinirim. Sen de abone ol ve sen de abone ol. Evet, sen de. Neyse, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak Santrafor'dan başlıyoruz. Santrafor'a ben videodan önce baktım. Defoe en iyi şut çeken Santrafor. Tabi arkadaşlar bunu çok fazla coin harcamadan demek istediğim şey, yani altın oyunculardan yapacağız. Gerçekten abi dünyanın en iyi şut çeken oyuncuları arasından kuracağım. Defoe burada 145.000'e gördüm. Ve hemen aldım arkadaşlar. Ve hemen diğerlerine de bakmaya başlayalım arkadaşlar. Hemen o zaman sol kanatımız kimmiş bakalım abi. Sol kanatımızda Dorlan Padon diye bir oyuncu. Onun da şutu çok iyi. O eğer pazarda yoksa onun yerine aynı seviyede şut çeken bir tane daha oyuncumuz var. Yani o konuda hiç şüpheniz, sıkıntınız olmasın. Hemen sol kanata bakalım. Ve büyük bir ihtimal vardır ama bu arada bu adam aynı zamanda hızlıydı. Yani aynı zamanda en hızlılar kadrosuna da girebilir. O yüzden değeri de birazcık yüksek görünüyor gördüğünüz gibi. Şu 97.000 coin ise ben de bu adamı da almayı düşünüyorum ve aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şimdi sırada sağ kanat var, bakalım sağ kanatımızda kim var göreceğiz. Haydi bakalım, sağ kanatımız açılıyor. Anwar El Ghazi, gerçekten şut yeteneği güzel ama bu adam inform. Bakalım bu haftanın informumu yoksa daha öncenin informumu. Gaz yazdım ve umarım çok değerli değildir bu arada. Inform bir oyuncu, çok değerliyse başka bir oyuncu da alabiliriz. Evet arkadaşlar, bu adam çok değerli olduğu için zaten normal kartlara bakmaya çalışıyorum ben genel olarak. O yüzden sıkıntı yok. Williams var. Bu da aynı zamanda çok hızlı bir kart. Ama bu kart galiba yok ya. Yok, 79'luk oyuncuymuş bu. O değil de bu da pahalıdır yine ya. Bu yok zaten. Değil mi? Evet, bu da yok arkadaşlar. O zaman Hamo Uma diye bir oyuncumuz var. Onu alacağız. Yapacak bir şey yok. Hamo Uma, değişik bir ismi var onun da. Evet. Hamo Uma. Bu da çok değerli. O zaman abi biz direkt Gazi'yi alalım. Zaten sağ kanatlar genel olarak değerli oluyor. Hani o yüzden bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Hani genel olarak bunlar zaten değerli. Gazi'yi alacağım arkadaşlar. 190.000 coin yine de ucuzmuş yani bu aslında. Kartı da güzelmiş bu arada. Kullanmanızı tavsiye ederim. Güzel bir kart gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar CM'lere bakacağız. Bakalım en hızlı orta saha oyuncumuz kimmiş göreceğiz. Arnold var. En hızlı değil, en iyi şut çeken bu arada. 2 tane CM alacağız. Bir tane de MOO alacağım. Arnold var gördüğünüz gibi. Görmüyorsunuz şu anda zaten. Ben şu andaki şeyi de seçeceğim. 76'lık ama güzel bir oyuncu demek ki. Kullanacağız bu kadroda. Bayağı bir coins gidiyor arkadaşlar ama tabii ki sizler için çok iyi bir şekilde değersiz. Çünkü like'larınızla desteğinizi bana veriyorsunuz arkadaşlar. Ben de video çekmeyi hiçbir zaman bırakmıyorum. Hani daha bayağı bir zamandır. Hani 3-4 aydır daha ilk defa video kaçırdım. Onda da canlı yayın açtım. Yani hani her gün sizlere bir şey belirtmek istiyorum. Çünkü beni takip ediyorsunuz ve benden her gün bir şeyler bekliyorsunuz, istiyorsunuz. Ve ben de size hani yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Ve hani güzel içeriklerle de, olabildiğince güzel de içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Bu kadar oluyor. Bakalım umarım beğeniyorsunuzdur yaptığım şeyleri. 140.000 de burada. Ve şimdi arkadaşlar tekrardan pozisyona geliyoruz. Ve MOO'muz kimmiş onu göreceğiz. Anderson Talisca. Zaten bende vardı. Var mıydı ya? Talisca arkadaşlar en iyi şut çeken orta saha altın kartlara göre. Hani gerçekten Wayne Rooney'den falan bile iyi de Talisca bende vardı zaten galiba. O yüzden hatta Talisca yoktu ya galiba. Bir dakika, Talisca var mı bir bakayım ben. Dizilişi zaten o şekilde ayarlı. Ben şimdiye kadar aldığımız oyuncuları bir hatta dizilişimize koyalım arkadaşlar. Koyayım. Defoe vardı. Defoe'yu koydum. Sonrasında sol kanatımızda kim vardı? Hamo Uma mı vardı? Yok, Pabon vardı. Bu arada bu adam aynı zamanda hızlı da dediğim gibi.
Sağ kanatımızda kim vardı? Tabii ki de El Gazi vardı. MO'larımızı da koyacağız. MO'muzun birisi Arnold, diğeri Klassen. Klassen. Ben Hamouma'yı nereye aldım ya? Evet, MOO, evet. Anderson, Talisca var. Ve şut özelliğine bakalım. 90 vuruyor. Adam 90 vuruyor ya. Toba 90 ya. Bakın bu adam santrafor, bu adamın vuruşu 88. O adam 90. Yani siz düşünün artık. Gerçekten harika bir özellik arkadaşlar. Yani hiç düşük gibi gelmesin. Sol bekte Caner Erkin. İlginç. Gerçekten Beşiktaşlı oyuncuların şut özellikleri harika da zaten arkadaşlar. Bu arada sol bekin 3. sırasında da Adriano var. Hani full Beşiktaş yani. Bu yeni en iyi şut çeken bayağı bir Beşiktaşlı oyuncu var. Dünyanın en iyi şut çeken takımında altın kartlarda bu arada. Yani bütün kartlara da bakmıyorum bu arada. Altın kartlar arasından abi yok böyle bir şey. Gerçekten hani Beşiktaşlı bayağı bir oyuncuya yer verilmesi güzel olmuş yani en iyi şut çekenlerde. Ve 40.500 coins'e de Caner Erkin'i alıyorum. Galiba bende Caner de vardı ama emin değilim, o yüzden değiştirelim. Hadi sağ bekle de bir Gökhan Gönül çıkarsa harbi şaşırırım da Gökhan Gönül çıkamaz. Alessandro Florenzi bu arada. Florenzi 79 vuruyor. Monier bir altında onun ama 75 vuruyor. Yani çok fark var. Bu arada Sırna gerçekten biliyorsunuzdur o adamın frikiklerini. Yine de Florenzi'den daha iyi değil. 6 düşük yani Florenzi'den. 5 falan düşük. Gerçekten ilginç abi. Florenzi gerçekten harika vuruyor. Hani güzel golleri de var demek ki abi. Bu kadar yüksek yaptıklarına göre. Demek ki güzel golleri de var yani. 79 şut bir sağ bek için gerçekten harika. Hani santrafor için bile iyi. Yani sağ bek için de harika diyebiliriz. Pozisyon, defans ve stopere bakacağım. Stoperleri açıyorum. Ve bakalım abi. Biraz geç açılıyor ama açılacak. Arkadaşlar zaten kaleciyi seçmeyeceğiz. İki tane de stoper aldıktan sonra burada bitireceğiz. Bu arada şurada koymayı unutmadıysam büyük bir ihtimalle unutmamışımdır ama şurada çok güzel bir yorum görüyorsunuz. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız siz de o kardeşimiz, abimiz, ablamız gibi yani kimse artık onun gibi güzel bir yorum yapabilirsiniz. Yani gerçekten o yorumu atan kişiye de çok teşekkür ediyorum. Ve stoper de açılmadı ilginç bir şekilde. Neden açılmadı stoper? Hadi artık tıkladım şimdi. Evet açıldı. Den Donker var ama onu almayacağım. Arkadaşlar ya da alayım ya. Bu arada ekran gitmiş ya. Of abi. Şu şarj bitince şu ekrana gelmesine çok sinir oluyorum. Den Donker'i alacağım bu arada alabilirsem. Den Don. Inform diye almayacağım demiştim de alayım ne olacak yani. Informlar zaten daha ucuz oluyor. Pozisyon, stoper. Yok mu ya? Yanlış mı yazdım? Leon yazalım. Yok. Bu adam yok. O zaman Geis'i alalım. Geis. Geis diye bir... Niye çıkmıyor adamlar ya? Stoper seçili ama... Arkadaşlar zaten stoperlerin şuta ihtiyacı yok. Sol bekle sağ bekimi de koyacağım. Daha da oyuncu koymayacağım. Çünkü yani bu kadar zaten yeterli. Hani çok kasmaya da gerek yok. Caner Erkin zaten varmış. Ben bir tane fazladan almışım. Olsun abi sıkıntı yok. Ve buraya da Florenzi'yi koyuyoruz. Şut 80 abi. Harika ya. Muhteşem. Florenzi bu arada bayağı bir düşük kaldı. Hani burada bir sürü yükseltilecek şey var. Hadi Caner Erkin'e elit yapmak için yükselteceğim. Ama diğerlerini çok da yükseltmeye gerek yok. Caner Erkin'e 50.000 coins veriyorum arkadaşlar. Yani sırf videonun kalitesi güzelleşsin diye siz beğenin diye Caner Erkin'e elit yaptım yani gördüğünüz gibi. Bakalım başka var mı abi öyle çok önemli bir oyuncu. Hani yoksa çok kasmayacağım. Florenzi de o kadar şey kalmasına gerek yok. Yüksek kalmasına gerek yok. Şöyle bunun da üstüne tıklayalım bir Caner Erkin. Ve Anderson Talisca 90 şutu var abi adamın. Gerçekten muhteşem. Ve şöyle ben ekrana bir kendimi açayım. Kendimi göreyim tamam. Evet arkadaşlar şimdi kadromuz kurulduğuna göre hemen nereden maç yapabiliriz? Düşünüyorum. Mücadelelerden arkadaşlar herhangi bir tane maça gireceğim. Ama birazcık ilerlediğim bir maç olursa gerçekten harika olacak. Umarım ilerlediğim bir maç buluruz. Dördüncü kısma girelim. Umarım maçtır bu. Evet 78 yiyen ama gireceğim. Zaten çok da aşırı da kolay olmayacaktır ama güzel bir şekilde takımı test edeceğiz. Zaten düşük genli takımda giriyorum biliyorsunuz. Hani Anderson Talisca falan güzel olacak. Sadece şut çekeceğim bu arada. Anderson Talisca. Talisca'nın şut özelliklerini gerçekten güzel yapmışlar. İki kadro kurma görevindendir var yani. Talisca, Anderson, Talisca, Anderson Talisca çok güzel noktaya vurdu. Kaleci o topu nasıl tuttu ya? Harbi helal olsun ha. Çok güzel tuttu kaleci. İlginç abi. Romagnoli.
Defans oyuncularını değiştirmedim arkadaşlar, biliyorsunuz. Stoperleri sadece yani. Bir de kaleciyi değiştirmedim. Diğerleri değişti. Arnold. Anderson Talisca. Anderson Talisca ilk çalımını attı. Anderson Talisca bir çalım daha attı. Anderson Talisca. Anderson Talisca ne yapıyorsun ya? 90 şuta göre düşük, kötü vurmuyor mu arkadaşlar sizce de? Hani tamam, ben birazcık zorluyorum adam, hani çok bir şey bekliyormuş gibi oldum ama. Defoe'ya bakacağız şimdi. Defoe. Oralardan vursan de. Gol be Defoe. Evet, gerçekten 88 şutun hakkını verdi. Ama Anderson Talisca'dan daha onu göremedik. Belki ben ters ayakla falan denk gelmiştir, bilmiyorum. Bir deneyeceğiz ama Talisca'yı da deneyeceğiz. Sonra sol kanatı, sağ kanatı falan deneriz. Bu arada Caner Erkin için 75.000 coins ayrıyetten vermem gerçekten çok ilginçti. Ama verdim ya. Talisca abi bu hareketi yapabilmesi bile yeter aslında. Ama biz en iyi şutçular kadrosunu aldığımız için... abi ne yapıyorsun sen? O pası niye attın? Neyse, Talisca'ya bir daha geldi. Talisca otomatik pas attı. Onu niye attı bilmiyorum. Abi yani gerçekten şu otomatik pas falan oyundan kalksın artık. Ben istemedim. Pas atıyor adam ya. Şaka gibi bir durum. Pavon. Talisca. Güzel bir hareket. Anderson Talisca. Defoe önünden çık şu adamın ya. Talisca. Anderson Talisca. Kaleci kurtardı. Artık gol atacağım mı Talisca? Lütfen ya. Talisca'dan gol bekliyoruz. Talisca bu arada ortayı da açıyor. Ortayı açıyor. Oyun kasıyor. Abi. Yani silebildiğim kadar video siliyorum. Ama hani silinmiyor. Telefonda bug var abi. Bu arada Florenzi gol attı. Telefonda bug var, silinmiyor. Şimdi de oyun kasıyor abi. Yani böyle bir saçmalık yani. Gerçekten ilginç. Defoe alacağım mı topu artık? Yani gerçekten abi bu adamlar ilginç ya. Lan 78 gen takıma karşı oynuyorsunuz. Şu topu almanız lazım. Talisca ile de bir gol atabilirsem artık gerçekten mutlu olacağım. Ve videonun da sonuna gelebiliriz. Atabilirsem tabii ki. Klassen. Talisca. Anderson Talisca en iyi yaptığı şeyi buldu. Ceza sahasına girdiği anda şut çekmek ve tam 90 abi. İşte tam oralardan girdiği anda o vücut, o fizikle o golü gerçekten çok güzel attı. Gerçekten çok dev gibi duruyor abi adam ya. Hani Defoe'nun yanına koyduğunuz zaman çok fark var gerçekten. İlk yarı bitene kadar oynayacağım arkadaşlar. Talisca ile bir gol daha atabilir miyim? Yok ya. Bir şut daha çekmek isterdim ama bakalım abi, belki hakem izin verir. Büyük bir ihtimal vermeyecek. Verdi mi? Vermedi. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Zaten bu maçı o otomatik oynayıp kazanır diye düşünüyorum. Gerçekten muazzam bir video olduğunu düşünüyorum. Muhteşem bir video oldu. Ve umarım bu tarz serileri, bu tarz videoları beğeniyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsunuz like atmayı unutmayın ki desteklerinizi anlamış olayım. Bu arada şuradaki çıkan yara gerçekten çok sinirimi bozuyor. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak muazzam bir videoya gidebilirsiniz. O yüzden sizleri seviyorum ve bye bye.